Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Almanya Yolcusu Kalmasın kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz güven. Bir şirkete nasıl güvenebiliriz? Bize nasıl güvenebilirsiniz? Ne tür bir güven sağlayabiliriz? Ve bizim size duymamız gereken güveni de konuşacağız. Güven bir ticarette çift taraflıdır. Tek taraflı hiçbir zaman güven olmaz. Bize gelen başvurularda her zaman bize nasıl güvenileceği konusunda bir konuşma yapılıyor, soru soruluyor. Bundan güvence isteniyor. Ama bizim müşteriye nasıl güveneceğimiz hakkında hiçbir konuşma olmuyor. Kimse bu konulara değinmiyor. Bizim de size güvenmemiz lazım. Sizin bize güvenmenizin gerektiği gibi. Çünkü biz de birçok zaman işimizi yapıyoruz, paramızı alamıyoruz, peşinde koşuyoruz, avukatlık oluyoruz, icralık oluyoruz. İcrada sonra paramızın peşinde koşuyoruz. Bazı zaman alıyoruz, bazı zaman alamıyoruz. Yani bu konuda biz de gerçekten ciddi bir güven problemi yaşıyoruz. Sadece siz değil. Bir şirkete veyahut da bize nasıl güvenebilirsiniz? Daha önce ben dolandırıcı videosunda bir video paylaştım. Bu videomuzda bir dolandırıcının sıfatları, alametleri, belirtileri nelerdir, nasıl anlayabiliriz, nasıl deşifre edebiliriz, bu konular hakkında size bazı açıklamalar yaptım. Bu videoda o konuya biraz yakın, o konuya biraz benzeyen bir konu işliyoruz bugün. Şimdi güven açısında daha önce de belirttiğimiz gibi ilk önce bir şirketin varlığını, yerini, kaydını bunları araştırabilirsiniz. Bizim sadece Almanya'da ya 85 ya 105 yerde kaydımız var. Bunların içinde Google'di, TomTom'du, Mercedes'ti, BMW'di, bunların navigasyonun içinde kayıtlarımız yapıldı. Yani her yerde bizim kaydımız bulunuyor. Google'de bulabiliyorsunuz, web sitemizde bulabiliyorsunuz. Adresimiz açık, gizlimiz, saklımız yok. Dileyen çıkıp gelebilir. Daha dün birisi bizimle konuşma yaptı. Kendisi dedi ki denklik işi yaptığını söyledi. Birlikte çalışmak istediğini söyledi. Ben kendisine bu işten anlayıp anlamadığını sordum. Ve Almanya'da veyahut da Almanca biliyor mu? Almanya'da yeri var mı? Var olduğunu söyledi. Ama şimdi ben araştırdıkça, soruşturdukça vatandaş rahatsız olmaya başladı. Zorlanmaya başladı. Yani şimdi var demeyle bitmiyor. Hani siz benim yerim yurdum var dediğinizde ben size sorarım. Web siteniz var mı? Var. Varsa bir göreyim bakayım. Sonra web sitesine girerim. Zaten bir şirketin birisinin web sitesi yoksa zaten o başından kaybetmiştir yani. Ya yeni bir kurulan bir yerdir ya da şahıstır veyahut da dolandırıcıdır. Bu üç ihtimaldir. Bu dördüncü bir ihtimal yok. Üçü de bizim için güven sağlanmamasının bir belirtisidir. Yani bu üçünden hangisi olursa olsun bizim güvencemizi alamıyor, kazanamaz. Bizde bunların hepsi mevcuttur. Yani güvenme konusunda hiçbir tereddüte düşmeniz gerekmiyor. Zaten çoğu zaman biz peşinatsız bir ödeme de teklif ediyoruz. Yani bu ne demek? Diyelim denklik yapıyorsunuz. Denklikte biz size sunuyoruz. Peşin öderseniz şu fiyat, yok peşin ödemezseniz o zaman bu fiyat. Tabii ki peşin ödemediğiniz takdirde daha pahalı oluyor. O zaman sponsor giriyor devreye. Sponsor da biraz para kazanmak istiyor. Biz kendimiz de sponsorluk yaptığımız oluyor. Tabii bu da oluyor bazı zamanlarda. Biz kendimiz sponsorluk yapıyoruz. Ama peşinat farklı oluyor. Sonra da ya da ön onay çıktığında ödemeye yapmak isterseniz farklı oluyor. Yani şimdi biz bu imkanları sunmuşken, peşinat almıyorken, yani iş bittikten sonra para alıyorken hala daha bir güven konusunda bir tereddütünüz olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz halen daha vatandaş size nasıl güvenebilirim diyorsa, videolarımız var, Instagram var, Facebook var, web sitemiz var. Yerimiz, yurdumuz, adresimiz açık beyan, yani dileyen çıkıp gelebilir. Yani tabii çat kapı birisinin gelmesini istemiyoruz. Yani önceden arayıp randevu yapılsın. Çünkü bizde ona göre bir programımız var. Ama gene de dileyen gelebilir yani. Dileyen görebilir. Bizim burada ziyaret edebilir. Zaten yakında bir dahaki Almanya'ya getirdiğimiz insanları çok uzağa düşmese buraya davet etmeyi düşünüyoruz. İşte buraya bir davet edip burada bir ağırlamak, yemek yedirmek istiyoruz, tanışmak istiyoruz. Böyle bir düşüncemiz var, böyle bir faaliyette bulunmak istiyoruz. Şimdi güven açısında galiba her şeyi söyledim. Bize güvenebilirsiniz, sözleşmemizi yapıyoruz sizinle. Bir de biz Alman şirketiyiz, Almanya'da kaydımız olan bir şirket. Hiçbir şekilde yani her türlü hukuki yoldan da bize karşı başvuruda bulunabilirsiniz ki oraya kadar gelmez daha. Bugüne kadar hiçbir zaman gelmedi. Zaten biz sorumluluklarımızı
yerine getirmediğimiz takdirde, ki böyle bir şey hiç olmadı da, ücretinizi iade ederiz yani. Böyle bir vaatte de bulunuyoruz. Diyelim ki ret yedik, bizim bir hatamızdan dolayı ret yenildi. O zaman ücreti olduğu gibi iade ederiz tabii ki. Ama şimdi ret geldi çünkü sizin belgeniz sahte örneğin ve biz bunu anlamadık. Diyelim ki genelde anlıyoruz biz. Genelde görüyoruz, fark ediyoruz ama diyelim ki biz anlamadık ve belgenin sahte olduğundan dolayı, diyelim ki yani sizin hatanızdan dolayı bir ret geldiği zaman da, o zaman ödenen ücretleri tutuyoruz veyahut da ücret alınmadıysa da bir tazminat bedeli talep ediyoruz. Çünkü o zaman bizim suçumuz olmadığı halde bir çalışma var ortada, bir hizmet var ve bunun karşılığı alınması lazım. Bu şekilde bir çalışmamız var. Ücretleriniz tamamıyla iade ediliyor. Denklikte de aynı hakeza. Diğer zaten vize konusunda, buraya gelip çalışma konusunda zaten ekseri, çoğu zaman zaten peşinat almıyoruz. Yani burada bizim çalışma sistemimiz taksit ödeme. Yani burada da bir riskiniz yok. Yani bir risk taşımıyorsunuz. Taksit ödediğiniz için buraya geliyorsunuz. İşte 10 kere şu parayı ödüyorsunuz. 5 kere bu kadar, şu miktar ödeniyor. O takdirde zaten güven problemi oluşmaması lazım. Böyle bir şey olduğu zaman. Yani başka da bir husus ben göremiyorum. Bize güvenilmeyecek açısında ben hiçbir endişe duymadım. Duymuyorum. Böyle bir düşüncem, korkum yok. Bu söz konusu bu olmaması lazım aramızdaki diyalogda. Bunu tabii siz de rahatça araştırın, bakınız. İçiniz rahat ettiğinde bize tekrardan başvuruda bulunabilirsiniz. İşlemlerinizi yürütebiliriz. Bugünkü konumuz buydu. Videomuz bu kadar idi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.